Çağdaş Demokratlar Grubu adına Sayın Profesör Cemal Yüksel'e. Buyurun. Değişime ve teknolojiye mükemmel şekilde uyum sağlayan bir camiayız. Bir o kadar da değişen, çeşitlenen ama hiç eksilmeyen sorunlarla da başa çıkmayı adeta bir yaşam biçimine çevirdik. Bugün mesleğimiz bir başka değişim sürecinde. Bir yanda bilişim teknolojisi, bir yanda iş dünyası, şimdi bizi başka bir değişime doğru itiyor. İşte işimizde muhasebenin yanı sıra danışmanlık ve denetçilik gibi yeni iş alanlarını önümüze koyuyor. İş dünyası vergi muhasebesi dışında
bizden yönetim muhasebesi, yönetim danışmanlığı, iç denetim gibi alanlarda bilgimizi ve yönlendirmemizi istiyor. Bir dolu mevzuat bizim uzmanlaşmamızı, kendimize fayda ve değer yaratarak hizmet sunmamızı gerektiriyor. Bakın değerli arkadaşlar, Batı'da meslektaşlarımızın adı güvenilir işletme danışmanıdır. Biz çağdaş demokrat, muhasebeci, mali müşavirler olarak bu günleri görerek hazırlık yaptık. İşte kalite güvence meslek kararı kısa adıyla, işte haksız rekabetle mücadele yazılımı meslek kararları bu öngörünün sonuçlarıdır. Ve artık kalite temelli iş yapma, kalite üzerine bir yapılanma arifesindeyiz ve hep birlikte bu değişimi, bu dönüşümü birlikte başaracağız. Değerli meslektaşlarım, birlikte iş yapma kültürünü benimsememiz gerekiyor. Kurumsal düşüneceğiz, kurumsal yapılar kuracağız. Bakın bir yanda mevzuat, bir yanda piyasa beklentileri, bir yanda kalite standartları, işte önümüzdeki dönemde tüm olarak, odalar olarak vizyonumuzu, misyonumuzu önümüze koyuyor. Bu değişimi biz birlikte sağlayacağız arkadaşlar. Ve biz bu değişiklikleri iş hayatımıza yansıttıkça unutmayın ki gerek müşteri nezdinde, gerekse toplum nezdinde daha yüksek bir değer ve hak ettiğimiz saygınlığa kavuşacağız. Değerli meslektaşlarım, bu dönemde çeşitli meslek örgütleriyle ilişkimizi geliştireceğiz, işbirliği yapacağız. İş dünyasının çeşitli örgütleriyle, akademik meslek odalarıyla daha sıcak ilişkiler içinde olacağız. Yeni dönemde sizler bu yönde ve rehberliğimizde geleceği yürürken biz de TÜRMOK olarak, odalar olarak çeşitli platformlarda mesleğimizin önemini, mesleğimizin misyonunu anlatacağız ve demin bütün arkadaşlarımız sabahtan beri vurguladıkları toplumdaki o algıyı olumlu yönde ve hak ettiğimiz noktada değiştireceğiz. Ve kamuoyu bilecek ki, değerli arkadaşlarım, kamuoyu bilecek ki güçlü ekonomi için güçlü mali müşavirlik kurumu bu ülkenin temel yapı taşlarından birisidir. Değerli meslektaşlarım, odalarımız yeni dönemde kentlerinde daha etkin olacak. Biz ulusal düzeyde kendimizden daha çok söz ettireceğiz. Raporlarımızla, projelerimizle, önerilerimizle, ilişkilerimizle. Odalar, kentlerdeki meslektaşlarım, soruyorum. Neden bölge kalkınma projelerinde yokuz? Neden odalarımız bölge kalkınma projelerinde hak ettikleri saygınlığı bilgi birikimleriyle ortaya koymasınlar? Sevgili meslektaşlarım, sürekli zorunlu meslek eğitimi bu dönem başlayacak. Gerekli altyapılar hazır. Binalarımız, salonlarımız hazır. Eğitim kadromuz bilgisiyle, deneyimiyle hazır. Hem mesleki eğitimler, hem kişisel gelişim eğitimleriyle daha donanımlı, özgüveni yüksek, iletişim bilgisi, becerisi daha yüksek bir meslek örgütü sağlayacağız arkadaşlar. Bağımsız denetim konusunda ilk günden beri duruşumuz net. 3568 sayılı yasayla bu bizim iş alanlarımızdan birisidir dedik. Hala aynı şeyi söylüyoruz. Bağımsız denetim konusunda getirilen engeller genç meslektaşlarımızın önünü tıkıyor. Önlerini kesmeyin dedik. Çünkü biz yürekten inanıyoruz ki denetim bir ekip işidir ve bu ekibin dinamizmini de genç meslektaşlarımız sağlayacak değerli arkadaşlar. Sevgili genç meslektaşlarım, sizlere sesleniyorum Nazım'ın sözleriyle. Sizler umudun temeli, kanadı özgürlüğün, halkın aklısınız. Büyük zorluklar ve emeklerle en az 8 yıl sonunda mali müşavir ruhsatını almaya başladığınız andan itibaren kuracağınız kariyer, girişimci ve planlama merkezi, girişimci
ve Planlama Merkezi ile ilk günden itibaren yanınızda olacağız ve kendinizi hiç de öyle kurtlar sofrasında hissetmeyeceksiniz. Çünkü biz varız. Çünkü biz size inanıyoruz sevgili genç meslektaşlarım. Çünkü siz bu mesleğin, çünkü siz bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız. Sevgili kadın meslektaşlarım, biz inanıyoruz ki sizler önümüzde yürüyorsanız dünya daha güzel. Biz inanıyoruz ki siz önümüzde yürüyorsanız ülkemiz daha iyi. Biz inanıyoruz ki sizler önümüzde yürüyorsanız mesleğimiz daha güçlü. Biz her alanda olduğu gibi bu çatı altında da pozitif ayrımcılık yapacağız. Önceliğimiz sizlerin olacak. Biz size inanıyoruz. Ülkemizin geleceği sizin ellerinizde. Mesleğimizin geleceği de sizin ellerinizde. Değerli meslektaşlarım. Evet. Yeni Sayın Genel Başkanımız da belirttiği gibi sosyal yardımlaşma fonunu kesinlikle fon yönetimi sistemi içinde mutlaka uygulamaya geçireceğiz ve meslektaşlarımızın zorlu günlerinde kurumsal bir kimlikle bir nebze de olsa katkı sağlamaya çalışacağız. Altyapısı hazır olan TÜRMOK televizyonunu hem bir eğitim alanı, hem bir tartışma ortamı, hem de toplumdaki algımızı, gücümüzü, birlikteliğimizi ortaya koyabileceğimiz bir platform olarak değerlendireceğiz. Hayal ettik ama gerçeğe dönüşmeye başladı. Sayın Genel Başkanım ve ekibinin altyapısını oluşturdukları TÜRMOK Üniversitesi'nin somut adımlarını da yine bu dönemde göreceğiz. Sevgili meslektaşlarım, artık meslek yasamızın günün koşullarına göre gözden geçirilme zamanı geldi. Örneğin, yeminli mali müşavir arkadaşlar ve serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlar fiilen beraber çalışmıyorlar mı? Evet, doğru mu? Evet, peki neden hukuken çalışamazlar? İşte örneklerini çoğaltacağımız, yasamızın günümüz koşullarına uydurulması gereken hükümlerini antidemokratik hükümler de dahil olmak üzere yeminli mali müşavir odaları ve serbest muhasebeci mali müşavir odaları birlikte TÜRMOK çatısı